Selamünaleyküm arkadaşlar. ASB kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız Allah'a şükür olsun ben idare ediyorum. Evet arkadaşlar, bugün bir değerlendirme videosu çekeceğim. Bugün bir gırgır şamata tadında veya bir duyuru videosu çekmeyeceğim. Bu değerlendirme videomuz son 2 gündür konuşulan bir olay üzerine bu videoyu çekeceğim. Zaten bizim kanalımızın da asıl konsepti biliyorsunuz değerlendirme üzerine olduğu için ben de bu konuyla ilgili değerlendirmelerimi yapma gereği duydum. Bu konu nedir? Bu konudan biraz bahsedeyim. Bu konu ünlü bir YouTuber'ın yaşadığı olay. Gerçekten çok ünlü. Gerçekten çok fazla abone sayısına sahip bir YouTuber'dı. Bir olay yaşadı. Sahaya atlama olayı yaşadı arkadaşlar. Bu olaydan sizlere biraz bahsedeceğim. Evet, abisi ve yine yanında bir YouTuber arkadaşıyla bir maça gidiyor ve orada sahaya atlıyor. Bununla ilgili olaylar oldu. Çok konuşuldu. Herkes bu olayla ilgili değerlendirmelerini, tepkilerini gösteren videolar çekti. Ben de bu olayla ilgili bir tepki tarzında, bir değerlendirme tadında bir video çekmek istedim. Bu öncelikle bu ünlü YouTuber kim? Bundan bahsedelim. Ne kadar abone sayısı vardı? Ne oldu? Ve bu olaydan sonra nasıl bir video çekti, nasıl bir özür videosu çekti, bunu sizlere belirtmek istiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle bu YouTuber kim? Bu YouTuber Delimine kanalı. Delimine kanalının sahibi Ferseh Abdü adında bir genç kardeşimiz. Bu kardeşimiz ülkemizde oynanan çok önemli bir maç vardı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA şampiyonu Chelsea'nin, yani iki İngiliz devinin karşı karşıya geldiği ve ülkemizde İstanbul'da Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park Arena'da oynanılan Süper Kupa maçında gerçekleşti arkadaşlar. Bu maça Delimine kanalı gene kendisi gibi YouTuber arkadaşı olan Emre Durmuş ve abisiyle bu maça gelmişti. Kendisinin bu olayı yapmasında video çekme amacı olmadığını, para kazanma amacı olmadığını söyleyen bir açıklama videosu yaptı ve herkesten özür diledi. Bu kanalın 4,5 milyondan fazla abonesi vardı ve çok kısa bir süre zaman zarfında bayağı bir abone kaybı yaşadı. Tabii ki bu açıklama videosundan sonra abone düşüş hızı yavaşladı. Tabii ki gene hala aboneliğinden çıkan arkadaşlar oldu ama çıkan aboneler olmasına rağmen bu çıkış düşüş hızı bayağı bir yavaşladı. Bu videodan önce çok fazla hızlı bir düşüş yakalayan Delimine kanalı bu açıklama videosundan sonra düşüş hızında bir azalma yaşadı. Bayağı bir yavaşladı. Tabii ki kendisinin yani isteyerek yapmadığını, o heyecanla bu olayı yaptığını söyledi. Ama bence yaptığı doğru muydu, yanlış mıydı konusuna gelecek olursak bence yaptığı yanlıştı, doğru değil. Sizler de bu konuyla ilgili görüşlerinizi videonun altına yazabilirsiniz. Yani doğru bir şey yapmadı. Yani bu ülkemize verilmiş olan çok önemli bir organizasyon. Bu organizasyonda yapması yanlıştı. Doğru olduğunu söyleyenler, düşünenler varsa ben onların ne amaçla bu yaptığının doğru olduğunu düşünüyor onu da bilmiyorum. Bence doğru değil, yanlış yaptı. Zaten kendisi de yanlış yaptığını söylüyor, hata yaptığını söylüyor arkadaşlar. Herkesten çok çok özür dilediğini söylüyor. Bununla ilgili zaten bir son videosu var. Girip izleyebilirsiniz. Yani bu organizasyon önemli bir organizasyon da olmayabilirdi. Sıradan aleladen bir hazırlık maçı da olabilirdi. Yani illa büyük bir maçta yapması önemli değil. Küçük, önemsiz bir hazırlık maçında da bunu yapsa yaptığı doğru değil derdik, yanlış derdik arkadaşlar. Yani sizce bunun bu Delimine kanalının, yani Ferseh Abdü'nün yaptığı doğru mu, yanlış mı? Videonun altına yorum olarak yazarsanız sevinirim. Bence yanlış. Zaten herkes de tepkisini dile getirmiş. Yani şunu diyen arkadaşlar da vardı. Yani bu her ülkede olan bir şey, her ülkede olabilecek bir şey. Yani her ülkede oluyor diye bizim ülkemizde de olması gerekmiyordu. Yani her ülkede oluyor, doğal ama bizim ülkemizde de oldu. Neyse geçelim denilecek bir durum değil. Yani büyük bir organizasyonda bu olması daha kötü oldu. Yani tamam, maçın öneminin büyüklüğü küçüklüğü önemli değil. Yapması yanlıştı. Yapması doğru değildi. Tamam, küçük bir maçta yapsa bile doğru değil ama
Yani böyle zaten ülkemiz böyle büyük önemli organizasyonları zor alan bir ülke. Çok fazla sıklıkla alan bir ülke değil. Sıklıkla alabilen bir ülke değilken böyle bir organizasyon almış. Çok ilginç. Bir de biz bunu kendimiz dünyaya duyurduk aslında bir anlamda. Twitter'da TT yaptık. Çok fazla YouTube'da konuştuk. Çok fazla Instagram'da bunları dile getirildi. Yani sosyal medyada çok fazla dile getirilerek Avrupa ülkelerinde de konuşulmasını sağladı. Avrupa ülkelerinde de dile getirilmesini sağladık. Belki de bu da bizim yanlışımız. Zaten kendisi de yaptığı yanlışın hatanın farkında. Yani önemli olan yaptığı hatanın farkına varmasıydı. Yaptığı hatanın yanlış olduğunu anlamasıydı bence. Ve anladı. Anladığını dile getiren de bir video çekti. Takip eden takip edebilir, etmeyen etmeyebilir. Şunu diyen arkadaşlar var. Hala bu kanala nasıl takip ediyorsunuz diyen arkadaşlar da var. Ben takip edene niye takip ediyorsun de demem. Aboneliğinden çıkana niye çıkıyorsun de demem. Ama yaptığının yanlış olduğunu anlaması da büyük bir erdemliktir diye düşünüyorum. Yani yanlış yaptı. Yani maçın 15. dakika olayda maçın 15. dakikasında bir korner vuruşunda Dilimine kanalının sahibi Fersu Abdü'nün sahaya atlayıp kayması, orada dizlerinin üzerinde kayması ve güvenlik görevlilerinin peşinden koşturması belki bir bazılarımızın dikkatini çekmiş olabilir veya dikkatini çekmemiş olabilir. Benim dikkatimi çeken önemli bir konu da Fersu Abdü'nün üzerine giymiş olduğu küfür yazılı tişörttü. Neden o tişörtü giydi onu da bilmiyorum. Yani bu olayı kendisinin yaptığını zaten dile getiriyor. Yani ne YouTuber arkadaşı, ne abisinin yönlendirmesi veya ne de bir arkadaşlar ne de bir sponsorun hadi bunu yap demesiyle veya kanalına video atmak amacıyla yapmadığını söylüyor. Zaten yanına kamera getirmediğini, ekipman getirmediğini de dile getiriyor, vurguluyor. Yani ceza alacaktır. Alması da doğrudur. Hani nasıl sıradan normal bir insan sahaya attığı zaman ceza alıyorsa aynı cezayı Dilimine kanalı da alacaktır. Dilimine de aynı cezayı alacaktır. Hani ünlü bir YouTuber diye arkadaşlar bunu kıyamsız küçük şey yapmamak lazım. Ünlü bir YouTuber bunu ayıralım, bunu es geçelim demek doğru değil. Nasıl normal sıradan bir insan ceza alıyorsa kendisinin de ceza alması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki çok fazla da büyütmemek gerekiyor. Olabilecek şeyler oldu. Ama yanlışını, hatasını kabullenmesi de önemli. O yüzden ben çok fazla üzerine artık gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani zaten kısa bir süre zaman zarfı içinde, yani bir hafta, 10 gün içerisinde de bu olayın unutulup gideceğini düşünüyorum. Ve her şeyin eskiye döneceğini düşünüyorum. Tabii ki yanlışını hatırlama, hani yanlışını kabul etmesi bir erdemliktir. Bu da önemli. O yüzden ben daha da dilendirip budaklandırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla bu konuyla ilgili videolar çekilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tabii ki yani İngiltere'de de olabilirdi, İspanya'da da olabilirdi, Almanya'da da olabilirdi. Oluyor da, olmuyor değil. Yani yabancı ülkelerde yani Hollanda'da da bu oluyor, Almanya'da da bu oluyor, İspanya'da da bu oluyor, İtalya'da da oluyor. Yani bizim ülkemizde de olabiliyor. Yani önemli maçlarda da oluyor, önemsiz maçlarda da oluyor. Bir amatör lig maçında bile bu olabiliyor arkadaşlar. Yani mazur görmek gerekiyor bence. Artık bu olayı da çok uzatmamak gerekiyor. Kısa kesmek gerekiyor. Çok da uzatmak bana göre doğru gelmiyor. Tabii ki hatasını anladı. İllaki cezasını da çekecek. Bu olayı burada kesip attırmak, kesmek gerekiyor. Daha da uzatmamak gerekiyor. Yanındaki YouTuber arkadaşı da tutuklanmış. Tutuklanma videoları da var. Polis tarafından hem Dilimine kanalı hem de Emre Durmuş kanalı hem bu iki YouTuber'da tutuklandı. Abisi tutuklandı mı onu bilmiyorum. Abisiyle ilgili hiçbir video görmedim. Bir haber duymadım. Abisi tutuklandı mı? Abisine de ceza gelecek mi bilmiyorum. Ama Emre Durmuş ve Dilimine'nin tutuklanıp ifadelerinin alındığının videolarını gördüm. Sizler de izleyebilirsiniz. Yani çok uzatmamak gerekiyor. Yani çok ağır İthamlarda bulunanlar var. Ailesine kadar gidecek küfür edenler var. Yani annesinin, babasının veya abisinin veya akrabalarının bunda bir suçu yok. Yani ailesine kadar, ailesine hakaret edecek kadar bir olay yapmadığını düşünüyorum. Tamam, kendisine küfür edebilirsiniz. Küfür edilmesi de doğru değil ama edenler olabiliyor. Hani kendisine bir şeyler söyleyebilirsiniz ama annesine, babasına veya ailesine
veya onu sevenlere laf etmenizin doğru olduğunu da düşünmüyorum. Bence bu yanlış. Doğru olan kendisine yapılan hakaret. Hakaret de demeyeyim, yani değerlendirmelerinizdir. Yani ne diyeceksiniz? Deli Mine'nin kendisi üzerinden bu açıklamaları yapmanızdır. Daha da uzatılmaması gerektiğinde tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Yani benim bu olayla ilgili düşüncelerim bu. Bir de şunu söyleyeyim. 4,5 milyon abonesi olan bir kanalın milyonlarca toplam görüntülenme almış bir kanalın, kanalının para kazanmaya açılmış olması, ne bileyim çok iyi izlenmeler yapması, çok hızlı bir gelişme sağladıktan sonra bu olayı yapması ne kadar doğruydu, ne kadar yanlıştı tartışılır. Bence doğru değil. Yani reklama ihtiyacı var mıydı? Yoktu. Ama kendisi bir reklam amacıyla yaptı ve belki de hedefine ulaştı. Bunu söyleyen arkadaşlar var. Yani reklam amaçlı bunu yaptı. Hedefine ulaştı. Herkes tarafından tanındı. Daha da çok tanındı. Daha da çok abonesi artacak. Daha da çok kişi tarafından kendini daha çok kişi kendini göstermiş oldu diyen arkadaşlar var. Olabilir. Ama kendisi bu amaçla yapmadığını söylüyor. Yanında ekipmanının olmadığını söylüyor. Ne kadar doğru söylüyor, ne kadar yanlış söylüyor. Bilmiyorum, yanında ekipman olup olmaması da ne kadar doğrudur onu da bilmiyorum arkadaşlar. Benim değerlendirmelerim bu konuyla ilgili buydu. Sizler de bu video bu konuyla ilgili değerlendirmelerinizi bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmadıysanız bana destek için kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar, şunu da videoyu bitirmeden önce şu konuya da vurgulayayım. Gırgır Şamata tadında Ökkeş Ağa'nın part serileri en kısa zamanda gelecek. Takipte kalın. Zil butonunu da açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.